Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan konuşmasında Adnan Menderes'i ve 14 Mayıs 1950 tarihini hatırlatarak "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün yeter diyecektir" sözleriyle seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının sinyalini verdi. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçime büyük bir mücadeleyle, azimle, gayretle hazırlandık, girdik. Allah'a şükür. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık. Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştik. Şimdi de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir. Erdoğan altılı masayı hedef aldı. Altılı masa gel deyince gelecek, git deyince gidecek başkanlara alışmış dedi. Bir nevi ipi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Yani devletin başı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olan Cumhurbaşkanı fiilen altılı masanın emir eri gibi davranacak. Tabii bunlar gel deyince gelecek, git deyince gidecek adaylara, başkanlara alışmışlar. Cumhurbaşkanlığı da öyle tasavvur ediyorlar. Erdoğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar firması hakkındaki sözleriyle başlayan tartışmalara da değindi. Baykar'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleri, çalışanları ve başarılarıyla savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Kendi akıllarınca bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden Baykar'ı daha kolay hırpalayabileceklerini, böylece sinsi niyetlerini gizleyebileceklerini düşünüyorlar. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa, bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek de sorumluluğumuzun gereğidir. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi'nin Erdoğan'ı alkışlamasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı. Ya düşünebiliyor musunuz? Muhalefetin başındaki adam, sen şimdi bir hastalığının teşhisini koyarsan çok daha iyi olacak. Ya öyle bir şey ki düşünün, siz diyor siyasetçi değilsiniz. Tamam da neyi alkışlıyorlar? Neden alkışlıyorlar? Alkışladıkları şey, düşünün, dünyayı titreten bu fırtına obüslerinin teslim töreni. Peki konuşan kim? Bay Kemal, konuşan anayasamızın amir hükmüne göre başkomutan konuşuyor. Ve sen ne savunma bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin. Önce haddini bil.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Akşener, AK Parti'nin anayasa teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Ne yasal ne anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur dedi. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye esasen ihtiyaç yoktur. Şimdi haklarını yemeyelim. Aslında iktidar mensupları da aynı şeyi söylüyorlar. Mesela bu iş çözüldü mü diye sorulduğunda evet çözüldü diyorlar. Hatta biz çözdük diyorlar. Mesela yasal bir eksiklik, uygulamada bir boşluk var mı diye sorulduğunda hayır yok, hiçbir sıkıntı yok. Bu iş çözüldü diyorlar. Peki sonuç, sıkıntı yokmuş ama varmış. Yani her zamanki gibi hiçbir şey olmasa da yine bir şeyler olmuş. Ve o nedenle mecburen bu anayasa yapılacakmış. Meral Akşener başörtüsü için anayasa teklifine ilişkin hodri meydan dedi. Hay hay buyurun hodri meydan. Madem bu konu yeniden siyasetin gündeminde, madem bu konu yeniden masada, o zaman anayasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat, biz varız. Ama öyle ağam dedi, paşam dedi, saray dedi, yok. Öyle kapı kapı gezip niş gibi yapmak yok. Öyle ağlamak, sızlamak yok. Ben şunu bilirim. Andolsun, yemin olsun, başı örtülü, başı örtüsüz tüm kadınların, genciyle, yaşlısıyla tüm insanlarımızın, bu ülkenin tüm vatandaşlarının saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmem, etmeyeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, hadi buyur ben varım, İYİ Parti olarak biz varız dedi. Gel bu konunun üzerindeki tüm tartışmaları kaldıralım. Bu kapanmış yaranın üzerinde vicdansızca tepinerek kadınların en helal haklarını yeniden tartışmaya açmayalım. Gel bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden sonsuza dek çıkaralım. Gel milletimizin tamamını kapsayacak, Gazi Meclisimizin bir bütün olarak arkasında dimdik duracağı Türkiye'ye yakışır bir düzenleme yapalım. Eğer benim bir ajandam var, bunu değiştiremem diyorsan, eğer bizim bir metnimiz var, noktasına bile dokundurtmam diyorsan, eğer ben siyasi rant peşindeyim, bu pastayı kimseye yedirtmem diyorsan, demiyorsan, gerçekten samimiyetle ortak akıl arıyorsan, gerçekten meseleyi mutabakatla çözme niyetindeysen, gerçekten gider ayak kadınlara bir faydan dokunsun istiyorsan, haydi buyur, ben varım, biz varız, İYİ Parti olarak biz varız. Çalışmamız burada. Biz buradayız. Eksikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten ve milletimizin ekseriyetini ortak bir noktada buluşturacak teklifimiz hazır. Arkadaşlarımız çalıştı, biz hazırız. Millet için, memleket için hayra vesile olacak, sahici bir mutabakata varıp bu esasında var olmayan tartışmayı tarihe gömmek için biz varız. Haydi buyurun, milletimiz de görsün, şahitlik etsin. Buradan başörtülü, başörtüsüz tüm kadınlarımıza ve tüm fertleriyle milletimize seslenmek istiyorum. Aziz milletim, değerli kadınlar, içiniz rahat olsun. Bundan 25 yıl önce üniversitelerin kapısındaki kızlarımıza hakaret edenlerin karşısına bizler dikilmiştik. Bugün de kadınlara sürtük diyen, kendini bilmezlerin karşısında yine ben varım, yine İYİ Parti var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. İsveç'te Başkan Erdoğan'ın hedef alındığı skandal PKK gösterisine tepki gösteren Ömer Çelik, İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. İsveç'in yapması gereken Türkiye'ye verdiği sözü tutması ifadelerini kullandı. Böylesine çirkin bir mesaj veren bir eylem dünyanın hiçbir yerinde
bir şekilde ifade hürriyeti olarak kabul edilemez. İsveç Başbakanı'nın şöyle bir ifadesi oldu. Bunu kınadığını söyledi ve dedi ki İsveç Başbakanı, biz iki siyasetçisini suikaste kurban vermiş bir ülkeyiz. Başka bir ülkenin devlet başkanına karşı bu şekilde bir sahte mesaj gerçekleştirilmesini asla kabul edemeyiz. Bu son derece ciddi bir durumdur, dedi. Aynı zamanda da bunun İsveç'in NATO üyeliğinin engellenmesine dönük bir sabotaj olduğunu ifade etti. İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Bunların yaptığı işin önce bir hakaret davası olarak ele alınabileceğini, bu şekilde bir inceleme yaptıklarını ama bu inceleme neticesinde de herhangi bir şekilde bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Demek ki bu savcının açıklamasından şu çıkıyor: İsveç'te isteyen terör grubu istediği eylemi yapabilir. Dost ülkelerin ve ileride müttefik olmayı düşündüğü ülkelerin devlet başkanlarını ölümle tehdit edebilir. Ve İsveç bu terör yandaşlarının propaganda merkezi olarak kendisini konumlandırır. İsveç'in yapması gereken teröre karşı mükellefiyetlerini yerine getirmesi ve Türkiye'ye verdiği sözleri tutarak yoluna devam etmesidir. Altılı masadaki imza yetkisi tartışmalarına da değinen Çelik, bu model altılı eş başkanlık sistemidir. Bu model siyasi bir paralel yapı ortaya çıkarır, dedi. Biliyorsunuz bir anayasa taslağı açıklamışlardı. Hem Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor, hem Başbakan halk tarafından seçiliyor. Ama Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'nın hiçbir şeye karışmayacağını, hatta görev süresini tamamladıktan sonra hiçbir siyasi partiye üye bile olmayacağını iddia eden apolitik bir yaklaşım. Bu modelin nasıl uygulanacağına dair bir yaklaşım ortaya koydular. Bir cumhurbaşkanı olacak, siyasi parti genel başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı bu 6 kişinin ya da daha fazlasının neyse onayını almadan herhangi bir siyasi karar alamayacak ve herhangi bir şekilde bir atama yapamayacak. Peki cumhurbaşkanı bunu yaparsa ne olur? O zaman mutabakat bozulur ve ülke seçime gider. Şimdi bu şekildeki bir model demokratik bir model değil. Bu haliyle altılı eş başkanlık sistemidir. Cumhurbaşkanı da olduğu zaman yedili eş başkanlık sistemi ya da masanın gizli ortağı varsa o da masada söz talep ettiğinde sekizli dokuzlu eş başkanlık sistemi olur. Şimdi dolayısıyla bu bir siyasi politbüro modelidir. Buradan demokratik bir şey çıkmaz. Seçim tarihinde yapılacak güncellemeye de değinen Çelik, biraz geriye çekebiliriz ama bu erken seçim anlamına gelmeyecek. Şimdi birkaç tane tarih konuşuluyor zaten ifadelerini kullandı. Seçim takvimi meselesiyle ilgili biz tabii bunu somutlaştırdığımız zaman, yani tarih şudur dediğimiz zaman söyleyeceğiz. Ama size bir şifre verdim. Dedim ki biraz geriye çekebiliriz ama bu çok geriye çekme, yani erken seçim anlamına gelmeyecek, dedim. Dolayısıyla şimdi birkaç tane tarih konuşuluyor zaten. Kamuoyu da takip ediyor. Bu çerçevede biz tam olarak bunu tarihini somutlaştırdığımız zaman sizinle paylaşırım. Ama dediğim gibi çok kısa bir süreli olarak bir güncelleme söz konusu olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Bin Wallace'le görüşmesinin ardından Londra'daki temaslarını tamamlayarak Çekya'nın başkenti Prag'a geçti. Askeri tören düzenlenen Václav Havel Havalimanı'nda Bakan Akar'ı Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Blaskovic, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve diğer yetkililer karşıladı. Mevkidaşı Çekya Savunma Bakanı Jane Karnokova tarafından askeri törenle karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından tören,
resmi geçitle sona erdi. Törenin ardından Akar ve Karnokova Bakanlık binasına geçerek heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Hulusi Akar resmi ziyarette bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Savunma Bakanlığı'nın ardından parlamento binasına geçerek Başbakan Fiala ile bir araya geldi. Görüşmede Akar tarafından iki ülke arasında başta savunma sanayi ve askeri eğitim olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Bakan Hulusi Akar ayrıca ülkenin önemli savunma sanayi şirketlerinden Omnipol'a giderek çalışmalara ilişkin briefing aldı. Ziyaretinde Hulusi Akar'a Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da eşlik etti. Çekya'ya 14 sene sonra Savunma Bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Hulusi Akar, Prag'da Türk vatandaşların yakın ilgisiyle de karşılaştı. Kentteki Türkler Akar'la sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sivaslıların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Börktürk mikrofonlarını Sivaslılara uzatarak Başkan Erdoğan'ın rakibi kim olacak, seçimler ikinci tura kalır mı sorularını yönelttik. Sivaslıların gündeme ilişkin yorumları ve yaklaşımları oldukça ilginç. Bazı vatandaşlar hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakipsiz olduğunu düşünürken bazıları da değişimden yana olduklarını ifade etti. İşte vatandaşın cevapları. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi satar. Yeni ekmek kuramı. Aynı beraber. Hep aynıyız. Bizim tercihimiz değişmez. Öbür taraf yok kız. Her şeye zam geldi. Anamız hala ekmek 5 lira. Nasıl geçineceğim? Evet. Geçinemem. Seçimlerde Erdoğan'ın rakibi kim olur peki? Vallahi şimdi ben söyleyemem de. Vallahi ben kararımı değiştim. Ben başkasına vereceğim. Al. 55 lira. Yandım. Yumurta. Zam. Al. 120 lira. Çek. Bu mu? Al. 80 lira. Ya. Hayır Erdoğan. Al. 60 lira da tavuk. Al fiyatına bak. Sizce kim olur? İkinci tura kalır mı seçimler? İlk turda Recep Tayyip Erdoğan seçilir. Neden biliyor musun? Neden abi? Bu altılı ittifaktaki insanları Rabbim şaşırtacak. Şimdi bu insanlar, şimdi Ali Babacan diyor ki, eğer diyor HDP kapanırsa HDP'liler bizim partimize gelsin diyorlar. Ya bugün her evden bir şehit verdik. Altılı ittifaka baktığımız zaman bunların hepsi vatan hainleri. Şu an seçim geliyor ve siz oy vereceksiniz. Vereceğim. Vereceğiniz oy hani halkı değiştirebilir. Oyunu biliyorum. Tayyip Erdoğan karşısında kim kazanabilecekse ona vereceğim. Nece olduğu önemli değil. Yeter ki o gitsin diye. Onun karşısındaki birine vereceğim. Yani kazanabilir. Herhangi birisi olabilir mi bu? HDP'den bir milletvekili ya da bir cumhurbaşkanı adayı çıktı. Onu İsterse da verir misiniz? Kara paylanı koysunlar. Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Hiçbiri. Neden? Çünkü öbürleri hep Biden'ın çocukları, uşakları. Anladınız mı? Biden ne dedi? Dostlarımız da dedi, iktidar olmak istiyor dedi. O sebeple sadece Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabilmek için hizmetten devamı anlamında Tayyip Erdoğan diyorum. Kılıçdaroğlu olacak. Öyle mi düşünüyorsun? İkinci tura kalır mı seçimler? Bence kalır diyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben bir şey düşünmüyorum. Tayyip'ten başka bir şey düşünmüyorum. Tayyip kazanır diyorum. Hiç de başka bir kim yok. Niye? Ben o şeyde aşağı dört yolda küçük tip için akşama kadar beklediğimi biliyorum CHP döneminde. Ne yaparım buna karşı? Hiç kimse olmaz. Neden? Tek başına Recep Tayyip Erdoğan. Başka adam tanımam. İkinci tura kalır mı seçimler? Kalmaz. Direkt geçer abi. Bence şey yeniden Refah Partisi'nin Erbakan oğlu olur. Fatih Erbakan mı diyorsun? Evet. Peki seçimler ikinci tura kalır mı?
kalmaz diye düşünüyorum. İmamoğlu olur. İmamoğlu mu olur diyorsun? Zaten Recep Tayyip o Erdoğan olmasa zaten Türkiye gider. Ondan sonra yani Recep Tayyip o Erdoğan olmasa yani bu dünya yani bu millet ondan sonra Finlanda yani bu kadar tepki yani bu kadar şey bu kadar hakaret yani bu Cumhurbaşkanı yani gibi adam biz bulamıyoruz ki. Peki ikinci tura kalır mı seçimler? He? İkinci tura kalır mı seçimler %50'lik oy alırsa? Yok biz inanmıyoruz. Kazanacak. Recep Tayyip Erdoğan mı kazanacak? O kim kazansın ya artık? İşim normal AK Partili. Siz ne düşünüyorsunuz? Değil artık. Neden? Kendi tercih buyurun. Kendi tercihim var. Ben İmamoğlu ve Mansur Yavaş taraftarıyım. Siz AK Partilisiniz ama. Ben değilim yok. Ben partili değilim. Ben halktan bir insanım. Benim için parti önemli değil. Bu ülkeye faydalı olacak, al bayramımızı dalgalandıracak gerçek vatanseverleri isteyeceğiz. Ümit Özdağ. Ümit Özdağ, sen ne diyorsun? İmamoğlu olabilir. Kemal, İmamoğlu bence de. Kemal Kılıçdaroğlu diyecektin aynen. Sanki. İlk başta da sonra aday olacağını öğrendiğim için şey, İmamoğlu. O Tayyip'i destekleyeyim de. Karşısında kimse yok olduğu için kimse olmaz. Recep Tayyip Erdoğan seçilir diyorsun. Evet. Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur? Vallahi bilmiyoruz ama. Vallahi onun karşısına kimse çıkmasa iyi. Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar. O seçilir. Bir rakibi yok mu diyorsun? Bana göre yok abla. Ne düşünüyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur? Hiç kimse olmaz. Ha. Rakibi yok mu? Karman karışık. Akşamdan seyrediyorum bazen. Rakibi yok mu? Şu anda yok. Biz bir zararını görmedik Tayyip Erdoğan'ın Allah'a şükür. En azından başörtümüz başımızda. Her şey yani her şeyine ben katılan seviyorum. Size altılı masadan herhangi biri çıkarsa yani Kemal Kılıçdaroğlu olursa rakibi olacağını pek düşünmüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu olursa belki bir ihtimal rakibi olur. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. 2023 seçimlerine kısa bir süre kala partilerin seçim hazırlıkları son sürat devam ediyor. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İyidir valla. Biz de işte yeni bir sürece başladık. Seçim sürecine giriyoruz inşallah. Memleketimiz için, milletimiz için. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız tabii ki. Genel şimdi efendim yapmadınız? Yani şu biz yaklaşık 2 senedir sahalardayız. Geçmişte tabii bazı olan dönemlerini evet. Van'da Cumhuriyet Halk Partisi, Van İl Başkanı Hakan İlvan Beşyol Meydanı'nda bulunan esnafları ziyaret etti. Gönül ister ekonomimiz yani şartlara getirelim. Bunun için de önümüzden yarın yapmaya çalışacağız. Bugün yeni bir sürece başlıyoruz. Sizleri de bekliyoruz. İnşallah. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Doğalgaz mı sizde? Abi doğalgaz. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen İlvan, iktidar olmaları halinde Van'da bulunan birçok sorunu çözeceğini aktardı. Hepsini çözdüreceğiz. Genel merkezimizin bu konuda her türlü çalışmasını yapacağız. Ve bizlerin de buralarda, ilimizde bunlara destek olacağımızı. Yol alıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu süreci iyi bir şekilde geçirip seçimden sonra bütün bu sorunların hepsini çözeceğimize inanıyoruz. Hayır işte. Denizli, Anafartalar, Dokuz Kavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Delikli Taş mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı devşiren, bölgeye ilk kez yağmur suyu hatları döşeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi yoğun olarak kullanılan Şehit İlker Kocabayık Caddesi'nde başlattığı üst yapı çalışmalarını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaklaşık 2 kilometrelik caddenin son bölümdeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. İlk olarak bölgedeki esnafı ziyaret eden Başkan Osman Zolan, vatandaşlarla sohbet etti. Asfaltlama çalışmasına katılan personele de kolaylıklar dileyerek kısa süre asfalt serim makinesi kullandı. Ziyaretinde vatandaşların büyük memnuniyetiyle karşılanan Başkan Zolan, yoğun bir çalışmanın finaline yaklaştıklarını söyledi. Yoğun bir çalışma sonucunda artık bu finale yaklaştık. Asfaltımızda vatandaşlarımızın taleplerini en iyi şekilde karşılamış oluyoruz. Çünkü bu
Dokuzkabatlar, Anafartlar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerimizde, bu bölgemizde baştan aşağı içme suyu kanalizasyon hatlarını değiştirdik. Burada yağmur suyu hattı yoktu. Yağmur suyu hatlarını koyduk. Ve yağmur suyu hatlarımızın inşaattan sonrasında da tabii ki doğalgaz tüm mahallemize dağıtılmış durumda. Bu işlemler yapılırken tabii ki yollarımız, sokaklarımız, caddelerimiz maalesef dağılmıştı. Toz, toprak olmuştu. Kışın çamur olmuştu. Ve vatandaşlarımız gerçekten sabır ettiler. Ve bugün artık sokaklarımız taşla döşendi. Ana caddelerimizde işte İlkare Kocabayık caddemizde şu anda sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve inşallah vatandaşlarımız altyapısıyla, birçok imkanlarıyla ve üst yapısıyla burası örnek mahalle noktasına geldi. Bu bölgemiz gerçekten her türlü hizmeti almış oldu. Tabii ki vatandaşlarımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. Bize vermiş oldukları destekten dolayı, göstermiş olduğu sabırlardan dolayı her birisine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki altyapı zor iştir. Altyapı gerçekten hem maliyetli, hem yapımı zor, hem de yapıldığı zaman o etrafa olumsuzluk, toz, çamur ortaya çıkar. Zaman, süreç de uzar bazen. Bu noktada gerçekten zor bir iştir. Kapatıldığı zaman altta ne yapıldığı da unutulur. Onun için altyapı bugüne kadar bu bölgelerde hiç girilmemiş. Bazen hem maliyetten dolayı veya yaratacak olduğu toz çamurdan dolayı, vatandaşın tepkisinden dolayı tepki alırız düşüncesiyle girilmemiş. Ama biz hamdolsun cesaret ettik. Yapılması gereken işler bunlar. Eğer bir şehirde yaşamamız gerekiyorsa, şehirleştik diyebilmemiz için altyapının tam anlamıyla bitmiş olması gerekiyor ki üste yaptığımız şeyin anlamı olsun, üste yaptığımız şeyin kalıcı olması için bunların yapılması gerekiyor. Biz cesaret ettik. Şehrimizin birçok mahallesinde altyapıya girdik. Hamdolsun tabii ki vatandaşlarımız bize destek oldu, sabrettiler. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Onların desteği ve sabrı olmamış olsa biz bu işleri giremezdik, bu işleri yapamazdık, bu işleri bitiremezdik. Ben destek veren her vatandaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün şehre değer katacak yatırım ve hizmetlerine bir yenisini ekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Akılcı yatırımlarla sadece bugüne değil yarınlara da yatırım yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen evsel atıkların taşınması operasyonunda kullanılmak üzere 16 adet çekicinin hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Doğaya, insana ve üzerinde yaşayan her canlıya duyarlı yaklaşımıyla birçok yatırım ve projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu araçları alarak hem evsel atıkların sağlıklı bir şekilde taşınmasını sağlayacak hem de her ay 4,5 milyon Türk lirası tasarruf etmiş olacak. 2014 yılından 2021 yılı sonuna kadar hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen atık taşıma operasyonlarını 2022 yılından itibaren araç ve ekipman kiralayarak kendi bünyesinde gerçekleştirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl alımını yaptığı 30 adet dorse, 1 damperli dorse ve 2 adet çekiciyle şu anda hizmete alacağı araçlara yaklaşık 62 milyon Türk lirası yatırım yaptı. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak en temel gayelerinin Balıkesir'i insanın doğayla uyum içinde yaşadığı sürdürülebilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Yaptığımız açılış aslında Balıkesir için değişimin, dönüşümün aslında gerçek bir sonucu. Bu çekiciler artık Balıkesir'de bu işi tamamen kendi başına belediyenin yaptığı, profesyonelliğiyle yaptığı bir iş haline dönüşüyor. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bursa'da gece saatlerinde hızı zaman zaman 75 kilometreyi aşan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde Ankara yolu kenarındaki 3 katlı binanın çatısı saat 1.57'de büyük bir gürültüyle savrulup önce yola ardından da metro hattının üzerine düştü.
Olay sırasında yoldan araç geçmemesi ve metro seferlerinin olmayışı muhtemel faciayı önledi. Olay sırasında hatta enerji sağlayan 4 direk devrildi ve sistem enerjisiz kaldı. Hattaki enerji kesintisini merkezi sistemden gören Burulaş ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Çatının bir parçasının yolda olması yüzünden polis yolu trafiğe kapattı. Polis metro hattı üzerindeki çatı parçaları ise kaldırıldı. Metro hattının araba yatağı kestel arasındaki bölümünün enerjisiz kalması yüzünden sabah seferlere başlanamazken vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ek otobüs seferleri devreye alındı. Araba yatağı ile kestel arasında ulaşım karşılıklı otobüs seferleriyle kesintisiz sağlanırken Burulaş ekipleri arızanın giderilmesi için yoğun çalışma başlattı. Çalışmanın kısa zamanda tamamlanması planlanırken bu sürede ulaşım otobüslerle sağlanmaya devam edecek. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSGİ Genel Müdürlüğü merkez ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en geniş coğrafyasında Konya modeli belediyecilik hizmetleriyle örnek çalışmalar yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, bir yılda 402,5 kilometre yeni su şebekesi ve su şebeke ıslahı çalışması gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sağlıklı sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetlerini Konya'nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2022 yılında yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, yeni Büyükşehir Belediye Yasası'nın yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren hizmet alanı genişleyen ve ilçelerin tamamından sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıda her yıl büyük eksiklikleri tamamladığını söyledi. Başkan Altay, 2022 yılında sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için su şebekesi ıslahı ile su hattı olmayan yerleşim yerlerine yeni şebekeler yapmayı sürdürdüklerini kaydetti. Geçtiğimiz yıl şehrimiz genelinde 402,5 kilometre yeni su şebekesi ve şebeke ıslah çalışması yaptık. 2018 yılından bu yana yaptığımız yeni su şebekesi ve ıslah çalışmaları 2255 kilometreye ulaştı. Yine bu süreçte 352 adet içme suyu sondajı, 73 adet yeni su deposu, 69 adet kaptaj, 27 adet terfi istasyonu ile 5,2 kilometre açık su kanalı da inşa edilmiş oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkent esnafı ile bir araya gelerek yaşadıkları sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın en işlek bölgelerinden biri olan Kızılay-İzmir Caddesi esnafını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Kızılay-İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yavuz ile birlikte ziyaret etti. Mansur Yavaş, bölge esnafına Kızılay-İzmir Caddesi ve çevresini canlandıracak projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Bir hatırlarsanız Atatürk'ün Ankara'ya girişinin 100. yılında bir program yaptık. Burada her hafta böyle programlar yapılabilir yazın. Bir etkinlik vesilesiyle insanları Kızılay'a toplayacak bir sürü etkinlik yapılabilir. Sizlerle beraber kararlaştıralım. Kızılay'ın esnafını daha geniş toplayalım. Kahvaltı programının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de Ankara Yeni Sahne'de İzmir 1 ve İzmir 2 caddeleri kentsel tasarım projesi konulu sunumu yaparak bölge esnafına bilgi verdi. Kentimizin en önemli merkezleri olan Ulus'la Kızılay'ı tekrar ayağa kaldıracağız. Sunumun ardından bölge halkı ve esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Van'da 1988 yılında kurulan ve 2011 yılında meydana gelen depremde hasar gören, ardından güçlendirilerek yeniden hizmet vermeye devam eden hükümet binasının taşınacağı yer belli oldu. Konu ile ilgili verilen bilgide yeni valilik binasının ihale edileceğini söylendi. Kentin merkezinde bulunan hükümet binasında, 1988 yılından bu yana 15 bürokrat, valilik görevi yaptı. Ceyhan'dan 1988 yılından bu yana hizmet aldığı 11.566 dönüm üzerine kurulu ve 3 bloktan oluşan hükümet konağının yerine ne yapılacağı ise merak konusu oldu. Bizleri kabul ettiğiniz, misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Geçen hafta 10 Ocak vesilesiyle il dışı programlarımız vardı. Burada olamamıştık. Biz de gecikmeli de olsa özellikle ilimizdeki medya kuruluşlarına, basın mensuplarına bu konuda vergi mükellefi olan, yeri olan, istihdam oluşturan tüm hemşerilerimizi ziyaret ediyoruz. Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve beraberindeki heyet Zeor Medya'yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Say'ı Yeni Doğu Gazetesi imtiyaz sahibi Zeki Yiğit ve Genel Yayın Yönetmeni Orhan Olun tarafından karşıladı. Hakikaten bunu tüm ziyaretlerimde ve konuşmalarımda söylüyorum. Basın ayağı, medya, gazeteciler toplumun üçüncü gözüdür. Bu anlamda hem gözlemleyen, hem analiz eden, hem de bu analizin sonucunda bizlere, kamu kurumlarına ve toplumu yönlendiren, bir anlamda dikkat çeken, farkındalık oluşturan kuruluşlardır. Tarafsız, ilkeli bir şekilde görevini yapan tüm gazeteci dostlarımızı, hemşehrilerimizi yılını, gününü tekrar tebrik ediyorum. İnşallah ilimizin, bölgemizin tatlı haberlerini vermeye vesile olur 2023 yılı. Acısı az, sıkıntısı az bir yıl olur. Gazeteciler Günü kapsamında ziyarette bulunduklarını aktaran Başkan Say, gazeteciliğin önemine değindi. Bölgemiz, ülkemiz, dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu noktada da özellikle algının son yıllarda dünyada olgunun önüne geçtiği dönemde sizlere bu anlamda çok önemli görevler düşüyor. Toplumu doğru bilgilendirme, doğru yönlendirme ve toplumu bu anlamda gerçekten topluma yön verme önemli bir görev. Bu noktada da sizleri hem oluşturmuş olduğumuz istihdam sebebiyle hem de yapmış olduğunuz başarılı çalışmalar nedeniyle tebrik ediyorum. Bizler de kurum olarak ve şahsım olarak yerelde bu noktada emek veren tüm dostlarımızın yanındayız. Biz de inşallah en yakın zamanda önümüzdeki hafta hem geçmiş yılımızı hem de 2023 yılını bir değerlendirmesini yapacağız. Sizleri misafir edeceğiz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Bu vesileyle bizleri misafir ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Aydın Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Hasan Özsoy Güven tazeledi. Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören genel kurulda mevcut başkan Hasan Özsoy liderliğindeki tek listeyle seçime gidildi. Seçimde aldıkları oylarla güven tazeleyen Özsoy ve ekibi göreve yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşadı. Başkan Özsoy görev sürelerinde 9 yılı tamamladıklarını belirtti. Yardımcı olmaya çalıştık. Bu sayede ortaklarımız derin bir nefes almış oldular. Bu arada Ramazanlarda vermiş olduğumuz iftar yemeğimiz siz ortaklarımıza kaynaşmamıza vesile olmuştur. Ramazan'da iftarlarımız devam edecektir. Ayrıca üniversite okuyan çocuklarımıza da burs vermeye devam etmekteyiz. Kredi Kefalet Kooperatif demek, siz saygılar esnafınız demek. Esnafımızın destekçisi, esnafımızın dayanağı demek. Bu düşünceyle genel kurulumuzun hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileğe saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bölge Birliği Başkanı Saraç da genel kurulun ortaklarına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ege Bölgesi kooperatifleri içerisinde yine çok başarılı kooperatiflerden bir tanesi Germencik Kooperatifimiz. Bugün Merkez Birliği nezdinde
bölgemizin en güzide kooperatifleri arasında sayılıyor. Ve buraya gelen teftişler, müfettişler gözü arkada kalmadan gidiyorlar. Bu nedenle şimdiden yönetim kurulu çalışan başkanım ve yönetim kurulu arkadaşlarım başarılar diliyorum. Bunu gözledim bölgemizde. O nedenle umarım daha nice başarılı yıllar geçireceklerine inanıyorum. Konuşmaların ardından kooperatifin en eski ortakları Zeki Gülşen, İsmail Gürcan, İsmail Karabıyıklıoğlu, Yalçın Günaydın ve Necati Acar'a teşekkür plaketi verildi. Hasan Özsoy Başkanlığındaki yönetim kurulu Tansel Önel, Halil Şahan, Muharrem Katırcıoğlu ve Hakan Akdağ'dan oluştu. Denetim kuruluna da Gürkan Gökçen ve Mustafa Kuru seçildi. Denizli'nin Çamer ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Kurban son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı. Ölümden kaçanlar, ölüme koşanlar. Mübarekler gazilerimiz, şehitlerimiz, ölüme koşanlar. Çamer ilçesi Cevizli mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Kurban, aniden rahatsızlanması sonucu 5 Ocak 2023 tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada akciğer kanseri tanısı konulan 4 çocuk babası Gazi Kurban yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Törene Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kurum müdürleri ve askeri yetkililer, Kıbrıs gazisi Hüseyin Kurban'ın ailesi, yakınları ve gazi arkadaşlarıyla vatandaşlar katıldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber. Tarım ve Orman Bakanlığı küçük ölçekli balıkçılığı destekleme tebliğiyle bu yıl ilk kez bazı uygulamaları hayata geçirdi. Balıkçılığa kadın eli değecek mottosuyla balıkçı gemisi sahibi veya ortağı olan kadın balıkçılara %25 ek destek sağlanacağı açıklandı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada balıkçılara sağlanan destekler sahibi ya da ortağı oldukları teknelerin büyüklüğüne göre değişiyor. Destekler bu yıl 4,99 metreye kadar olanlarda 1000 liradan 3500 liraya, 5 ila 7,99 metre arasında olanlardan 1250 liradan 4250 liraya, 8 ila 9,99 metre arasında olanlarda 1350 liradan 5250 liraya, 10 ila 11,99 metre arasında olanlarda 1450 liradan 6000 liraya çıkartıldı. Bu rakamlar üzerinden tekne sahibi ya da ortağı kadın balıkçılara ise birim destekleme tutarının %25 fazlasının ödeneceği belirtildi. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, kadın balıkçılar için getirilen ek desteği çok olumlu karşıladıklarını söyledi. Tarım Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu bir projeyle balıkçılığa kadın eli değecek sloganıyla yola çıktık. Biz de Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olarak bu sloganın arkasında durarak bütün kadınlarımızı balıkçılık yapmak üzere bu slogan altına davet ediyoruz. Zamanında benim annem de bir balıkçılık yapıyordu ve yıllarca balıkçılık yaptı. Tabii annemin yanında daha Foça'da 5-6 tane kadın balıkçımız vardı. Onların gemilerde biz denize çıktığımız zaman elinin değdiği her şey daha titiz, daha güzel ve yalnızca bir balık tutma amaçlı değil, teknede yapılan yemeğimizde bile, bize yapılan düzenlemelerde bile ve kadının yanında bir erkeğin çalışarak daha titiz ve daha özverili olduğunu biz gördük ve onlardan aldığımız feyizlerle bu zamanlara kadar geldik. Evet, balıkçılığa kadın eli değmesini biz Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olarak gerçekten destekliyoruz. Çünkü kadınlar baktığımız zaman çok başarılı ve kadının elinin değdiği her şeyde bir başarının daha bir kat daha üst düzeyde olduğunu, çünkü onlar temizliği, titizliği bizlerden daha özverili davrandığını biz biliyoruz. Tarım Bakanlığımızın bunlara yapmış olduğu
destekleri biz de destekliyoruz. Şu an kadın balıkçılarımıza devlet vermiş olduğu desteğin artı %25 daha bir teşvik ve destekler verdiğini de biliyoruz. Ve bundan sonra Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olarak biz kadın balıkçılarımızı balıkçılığa özendirmek için Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olarak onları destekliyoruz ve arkalarında da duruyoruz. Sergide İran ve Türkiye El Sanatları sergisi adından geçerlidir. Bakır üzerinde mina, yani biz İran'da her şehrimizde bizim ayrı bir sanatlarımız var. Zengin tarihi ve kültürüyle pek çok kültüre ev sahipliği yapan İran, ipek halı dokuma, ağaç oymacılık sanatı, çini, kağıt sanatı gibi el emeği göz nuru ürünleri Van'da sergiliyor. İran'da bulunan bir şirket öncülüğünde Van'a getirilen ürünler, Van Ticaret ve Sanayi Odası sergi salonunda açıldı. Çok 16-18 Ocak tarihleri arasında 3 gün boyunca açık olacak olan sergide ürün sergilemenin yanı sıra İran'a ait el emeği ürünlerin satışı da yapılıyor. İran sanatlarını buraya getirdik. Halı üzerinde, bakır üzerinde minakarıdır. Ahşap üzerinde, doğal deri üzerinde, el yapımdır hepsi bunların. Ama Türkiye'nin kültürü de içinde var bunun. Yani mesela Ayıldız var, Türkiye'nin bayrağı var bu işlerin içinde. Ya Kemal Atatürk var bunun içinde. Ya mesela Van'a ait mesela Şahmeran var içinde, onun işaretleri falanları. Bunun içinde kullandık ki iki ülkenin bir olduğunu gösterelim. Sanat olarak, yani sanata hiç sınır falan yok. Bu sadece 3 gün üzerinde bu sergi olacak. Fuar şeklinde bir şey. Sonra eğer tepkisi iyi olsa, yani şeyler de olur, atölye falan da kuracağız burada. Eğitim vereceğiz burada adamlara, isterseler yani. Yani hep her konuda olabilir. Bir de İran'da ayrı bir sanatlar da var. Ayrı bir şehirlerimizde ayrı bir sanatlar da var. Vakit dar olduğun için kaç tane getirdik buraya. Ama gerisi de olacak yani. Gerisini de getireceğiz. İnşallah diğer seferlerinde olacak burada. İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van kent merkezi ile ilçelerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olarak açıkladığı deprem, saat 13.08'de oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ekipler, depremin İran sınırına yakın bölgelerde hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatırken herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı ifade edildi. Demir Grup Sivas Spor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teko Karacabey Belediyespor'u konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleden takım 2-0 galip ayrıldı. Demir Grup Sivas Spor'un gollerini Hakan Aslan ve Clinton Enjiye kaydetti. Kırmızı beyazlı ekip bu skorla kupada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Yiğidolar bir sonraki maçta Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında 22 Ocak Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olacak.
Denizli Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde gerçekleşen kurumlar arası voleybol turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Çameli Kapalı Spor Salonu'nda başlayan turnuvada kurumlardan oluşan 12 takım mücadele etti. Kıyasiye mücadelelerin yaşandığı voleybol turnuvası 3 hafta boyunca 4 grupta 12 takımın mücadele ettiği turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı. Voleybol turnuvasında perşembe günü finale çıkacak takımlar belirlendi. Heyecanlı geçen turnuvalara vatandaşlar ilgi gösterirken Çameli Belediyespor, Adliye ve Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çameli Orman Müdürlüğü takımları sahada kazanmak için ter döktüler. Çameli Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında oynanacak olan maçta turnuvanın birincisi belirlenecek. Orman ve Adliye final maçlarında ise ikincilik ve üçüncülük olarak karşılaşacak.